Merhaba arkadaşlar. Bu kanalda daha önce Dilan Polat'la ilgili ben video yapmıştım hatırlarsanız. Dilan Polat'ın zirvede olduğu zamanlarda, o zamanlar böyle bir hapis falan gündemde değildi. Ve çok çeşitli açılardan bu olaya yaklaşmıştım. Şimdi işler tersine döndü. Vatan emniyete alındılar. Şirketlerine el konuldu. Tutuklandılar. Ve böyle herkeste, özellikle sosyal medyadaki bir güruh var ki böyle, ne desem bunları bilmiyorum. Troll tayfası mı desem, ekşi sözlük tayfası mı ya da böyle mutsuz çoğunluk mu desem. Yani insanların çoğu Türkiye'de müthiş bir sevinç dalgası içerisindeler. Ve böyle dalga geçerek, aşağılayarak, oh canıma değsin, çok iyi oldu falan diye böyle bir bu mutluluklarını paylaşmayı yorum halinde falan bir maharet sanıyorlar. Yani bence burada ciddi bir sorun var. Yani düşene bir tekme de ben koyayım diye bir zihniyet var Türkiye'de. Bu beni açıkçası çok korkutuyor. Bu biraz bence mutsuzluktan kaynaklanıyor. İnsanların çoğu, ekseriyeti çok mutsuz. Tabii ki siz o mutsuz insanlara şaşalı, şatafatlı yaşantınızı yolsuzluk yaparak bir de böyle gösterirseniz tabii ki bu tepki çekersiniz. Bütün bunları anlıyorum. Ama öte yandan da böyle düşene bir tekme de ben vurayım şeyini ben anlamıyorum ya. Yani benim içim acıyor mesela Milan'la Hilda, Nilda ne olacak diye. Yani çocukları ne yapacaklar sonuçta, onların hiçbir suçu yok. Nasıl olacak falan diye. Ben mesela sonuçta Dilan Polat'ı çok tasvip etmesem de günde 100'den fazla storiesini izliyordum yani. Ve beni eğlendiriyordu açıkçası kadın. Ve açıkçası üzüldüm yani bu son haline. Ve insanların bu şekilde hani düşen insana, binlerce insana bir de ben vurayım deyip de bu şekilde yorum yapmaları benim çok ağrıma gidiyor açıkçası. Yani Şule gibi ben de biraz böyle içi buruluyor insanın hakikaten. Bu tür durumlarda böyle ezilene... Burada ezilen kelimesi yanlıştı gerçi. Yani her koşulda bence ezilene destek vermek daha, ya da böyle kötü durumda olana destek vermek daha erdemce diye düşünüyorum ben. Bu demek değil ki Dilan bunlar yanlış yapmadılar. Ya, bir sürü yanlış yapmış olabilirler hakikaten. Ve bu konuda tabii ki başları ağrıyacak. Tabii ki hukuksuzluk varsa hesabını verecekler. Tabii ki bunun bedeli ödenecek. Bu konularda söyleyecek bir şeyim yok zaten. Ama öte yandan böyle düşene bir de ben vurayım şeyi. Çok tehlikeli bir şey ya. Yani ve bu güruh günden güne sanki büyüyor ve herkesin üzerine çullanıyor gibi geliyor bana. Bir ara bu KHK'lılara falan çok büyük üzerlerine çullanıyorlardı. Yani ve işte bir sosyal olarak bir tehdit unsuru görüp mesela aynı şekilde göçmenlere bu devam eden ırkçılıklar. Yani bu vulnerable durumda olan, kaybedeceği çok şey olan insanlara bir de böyle bir tane de ben vurayım diye böyle bir şey var ya. Çok acımasız bir güruh var yani. Filistinlere karşı da böyle bir tavırda olan insanlar var yani. O hak ettiler. İşte bizi arkadan hançerlemişlerdi zaten. Çok iyi olmuş falan diye. Ben bunu anlamıyorum gerçekten. Ezilen insana sen niye bir de sen vurursun? Ve bunun sana ya da kaybeden insana, kötü durumda olan insanın kötü durumda olmasından sen niye beslenirsin? Bu nasıl bir bakış açısıdır? Vampirlik falan gibi bir şey yani bence bu. O bence işte o insanlar mutsuz ya. Yani Türkiye'de insanların bu kadar mutsuz olması bütün bu sonuçları doğuruyor diye düşünüyorum. Neyse yani bilmiyorum anlatabildim mi derdimi. Ben açıkçası biraz üzüldüm yani bu başlarına gelenleri ne kadar yanlış içerisinde olurlarsa olsunlar. Bilmiyorum kötü durumdaki bir insan ne kadar hata yapmış olursa olsun benim yüreğime dokunuyor ya. Yani ben de yanlış yapabilirim. Ben de düşebilirim. Ben düştüğüm zaman acaba beni kimler kaldıracak? Kimler bir tekmede arkamdan atacak? Bak bu çok önemli bir soru bence. Yani sen de düşmez kalkmaz bir Allah. Yarın öbür gün çok kötü bir duruma düştün varsayalım. Sana bir üzerine bir şeyler atıldı, iftira atıldı ya da işte bütün her şeyini, varını yoğunu kaybettin diyelim. O zaman işte o çok zor gününde acaba kimler senin elinden tutup kaldırmaya çalışacak, vefalı olacak, gerçek dostların olacak. 3 kuruş borç istediğin zaman falan da kimler de bir tekme de ben atayım deyip
seni çukura daha çok sokacak? Bak bu çok önemli bir soru bence. Herkesin kendisine sorması gereken bir soru. Gerçek dostlarım kim benim acaba? Çünkü bu kötü günde belli oluyor bu gerçek dostlar yani.